Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Evren kardeşime de buradan selamlarımı ileteyim. Çok güzel bir intro yapmış. Eline koluna sağlık. Kaç tane daha bir şeyler yapmış da Deneriz bakalım inşallah sizlerin hoşuna gidersem. Evet bu kısımda duyum konuşacağım arkadaşlar. Tek bir ricam var. 23.000'e yakışır bir beğeni istiyorum şu videoya. Ee, yani size bırakıyorum. 23.000 abone olduk. Teşekkürlerimi sunuyorum. Artık yani üyelere verdiğimiz duyum şöyle bir hafta falan komple herkese açık mı versem diye de düşünmüyor değilim. Neyse ben başlayayım. Ali Koç'tan itiraf gelmiş. Aykut Kocaman kalmalıydı diye. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki akşam Kuruçeşme'de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelirken birçok önemli açıklamalar yaptı. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu videonun içerisinde en az 10 tane duyum olacak. Ben 1, 2, 3 falan diye saymayacağım. Siz sadece dikkatlice izleyin. Yeter. İşte Ali Koç'un üyelerin sorularına verdiği yanıtlar. Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Samuel Ferdi'yi Ferdi Solbek yaptı. Zayt satacaktık. O buna izin vermedi. Crespo'yu kime aldırdı? Gençlerin performansını yükseltti. Bazılarına da yaramadı. Pelkas geri gitti demiş. Şimdi Ali Koç eğer bu cümleleri gerçekten kurduysa ki kurdu. E, bizimle aynı düşünüyor. Ya yani şu an bizimle aynı düşünüyor. Arkadaşlar bunlar herhalde Fenerbahçe taraftarının tamamı aynı cümleleri kurar. Hepsi aynı cümleyi kurar diye düşünüyorum. Ee, buraya kadar hiçbir sıkıntı değil. Aykut Hoca ve ekibiyle devam edecekti. En büyük hatam ilk geldiğimde önü ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti. Şu anda olsaydı aynen devam ederdim diyor. Valla bence de mantıklı. Bence ben buna da katılıyorum. Ben olsam ben de devam ederdim. Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi bir teklif geldi. Bakın İspanya'dan. Yani M, H, Y, B. Mustafa Hoca yine bildi. İspanya'dan gelen teklifi söylüyorum. Atletico Madrid'den. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez. Oyuncunun da kafası karışır diyor. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Yani yanlış duymadınız. Ali Koç diyor ki Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez. Oyuncunun da kafası karışır. Bu arada birkaç oyuncumuzda da Avrupa'dan ciddi teklifler var diyor. Atletico Madrid'in teklifi 8 milyon euroydu Crespo için. Birçok arkadaşımız inanmayacak ama 8 milyon euroydu. Bugün 8 milyon euroya satılsın ister misiniz? Ben şu an tereddütteyim. Hani ee, şu an gerçekten tereddütteyim. Ya, bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Çok iyi gidiyor. Allah nazardan saklasın. Bakalım ne olacak. Watford'un sahibi bana muhtemelen düşeceğiz. Ozan Tufan burada oynayamıyor. Oynamıyor. Zaten oynayamayınca da kilo alıyor. Oynasın kilo almasın dedi. Çok seviyorum. Nikah şahitliğini yaptım ama İngiltere'ye gidip kötü dönen bir ozan gördüm diyor. Ee, hemen Alanya'ya mı geri göndersek? <laughs> Mesut'un affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Asıl olan Fenerbahçe'dir diyor. Bu konuşmadan zaten bir kısım medyaya düştü ama Aykut Kocaman kısmında dediğim gibi ben olsam ben de değiştirmezdim. Çünkü gelir gelmez... Mantıklı değil. Fenerbahçe'den Aaron Bupenza kararı. Bu arada Ozan Tufan affedile. Bak Ozan'ın affedilme ihtimali Mesut'tan yüksek desem gülersiniz bana. Gülün. Fenerbahçe'den Aaron Bupenza kararı. Şimdi Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak istiyor. Ve Gabonlu forvet daha doğrusu kanat forvet mi diyeyim? Yani kanat forvet desem daha doğru olur sanki. Bu Penza'nın ee, Lister başı olduğu iddia edilmişti diyor. Fenerbahçe'nin kararı belli oldu diyor. Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmaya başladı şimdi. Kesinlikle doğru. Teknik direktör arayışı diyor. Hani şu anda Financial Fair Play'de böyleyken Löv'den başkasının gelmesi de taraftarı çıldırtır. Ben artık Löv gözüyle bakıyorum. Ama resmi imza atılana kadar da hiç kimseye inanmıyorum. Siz de inanmayın. Tabi bir taraftan da takıma yapılacak takviyeler gündeme geldi. Şimdi Hatay Spor'la gol kralı oldu 2020-2021'de. Al Arabi'ye geçtim. Ve mental anlamda güven vermiyor Gabonlu oyuncu. Arap takımı da gelecek sene için düşünmüyor. Menajerler fiyat arttırmak için adımızı kullanıyor. Bizim listemizde yok demiş Fenerbahçe yönetimi. Ne? Al Arabi formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. 9 gol 5 asist yaptı. Yani bizde 9 gol 5 asist yapanı kralı ilan ediliyorlar. Ee, i̇sterse sahada yürüsün, isterse e, gitsin sadece ticaretle uğraşsın. Fenerbahçe'ye hiçbir şey katmasın. Bizde kralı ilan ediyorlar. Şimdi bu penza için ben şunu söyleyeyim. Aranılan kan mı? Bence aranılan kan. Bak bence aranılan kan. Niye biliyor musun? 4 milyon 250 bin euroya gitmiş. Ah Hatay başkanı birazcık Fenerbahçeli olsaydı da bunu bize 4.250'ye verseydi. Bizden 11 falan istemeseydi. Şimdi 1634 dakika oynamış. 9 gol 5 asist. Yani yükselen form aşağı doğru gitmiş. Aşağı doğru gitmiş arkadaşlar. Aşağı doğru gitmiş. Yani o performans nereye? Şimdiki performans nereye? Baktığın zaman forvet kanat oynayabiliyor. Kanat forvette daha etkili. Şimdi Rossi mi, bu Penza mı diye bir anket yapsam herhalde bu Penza'yı seçersiniz. Ben de diyorum ki ligi biliyor, ligi tanıyor. Yabancı kuralı şimdi yine 14 yabancı kuralı işte istediğin kadar oynat falan filan olursa tam bu Penza Fenerbahçe'nin aradığı isim bence. Ve alıp bir sıçrayış daha yapabilir. Yani Fenerbahçe alıp atıyorum 5-5.5 opsiyonla falan alıp çok iyi bir yere satabilir. Ama şu an gündemde yok. Şu an beklemedeyiz. Şu an beklemedeyiz. Haber bekliyoruz. Şu an için gündemde yok ama bir haber bekliyoruz. Fenerbahçe'si kanat ekiplerinin büyük ilgisini gören 21 yaşında bir forvet oyuncusu var. Diz Dalinga. Fenerbahçe bu ismi gündemine aldı diyor haberde. Şimdi bir yandan teknik direktör arayışları var Fenerbahçe'de. Bir yandan da artık transfer çalışmaları başladı diyor. Şimdi inanılmaz bir isim. Gerçekten inanılmaz bir isim. Bahsettiğim arkadaş. Ama başka bir olay var. Şimdi 6 genç yıldızla Fenerbahçe sözleşme imzaladı. Bu ne demek? Gençlere açığız demek. Hollanda 2. Lig takımlarından Excelsior'da forma giyen 21 yaşındaki Dalinga için Fenerbahçe harekete geçti. Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları tarafından takip ediliyor ve 2. Lig'de 2. Lig'de 34 maçta 31 gol atıp 8 asist üretmiş. Ve e, sözleşmesi de gelecek sezon sona eriyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro. Ama Fenerbahçe 2 milyon euroluk bir teklifte bulunacakmış. 112 maça çıkmış. 66 gol 11 asisti var kariyeri boyunca. Arkadaşlar şimdi futbolcuya baktım. 3 Ağustos 2000 doğumlu. Yaş 21. 1.80 boyunda. 1.80 ise muhtemelen süratlidir peki ee, hocam Hollanda'daki takımlar salak mı? Yani hiç mi takip etmiyorlar da biz buradan takip ediyoruz? İlla ki takip ediyorlar arkadaşlar. Niye salak olsun, niye aptal olsun? Çocuğun daha yaşı küçük. 34 maç, 31 gol, 8 asist. 3057 dakika. Yani hemen hemen de maçların tamamında oynamış. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani sadece bir 40 dakikası falan eksik. 39 dakikası eksik. Allah'a şükür hani sakatlık problemi olmayan bir isim. Aslında Fenerbahçe'nin keşke böyle bir projesi olmuş olsa. Hatta ben desem ki işte hani Luis Suarez konuşulduğu için söylüyorum. Luis Suarez gelse Berisha gitse bu arkadaşı da alsak yani hem Luis Suarez hem bu arkadaş bir de Serdar Dursun olsa kabul müsünüz diye herhalde kabul edersiniz. Bu arada mı MHYB diyorum. Az gazetesi son dakika haberi geçti. Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez'in menajeriyle temasa geçti diye. Ya arkadaşlar. Biz öyle üfürük sallamıyoruz. Kafadan atmıyoruz bazı şeyleri. Bak Luis Suarez gerçekten iyi bir markadır. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir markadır. Bize babalar gibi teknik direktör, babalar gibi forvet lazım. Leple bir gol atacak. Hocam Vahayeme ne oldu Vahayeme? Bakın Vakayeme ile ilgili kapak resminde yer alan videoyu da izlediyseniz yine Mustafa Hoca yine bildi babında MHYB demişsinizdir. Çünkü Bugün meşhur bir duyumcu Trabzonspor bakayım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmesini uzattı diye son dakika geçti. İyi de hocam adamlar niye açıklamıyorlar? Ya arkadaşlar bu işin borsası var. Bilmem tokeni var, mokeni var, çokeni var. Bilmem çökeleği var. Yani zamanını denk getirip hani gelişine voley vurmaya çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim. O yüzden açıklama kendilerinde. Dimitris Pelkas Seri a yolcusu demişler Bologna yeniden devrede haberi var ben bu haber size neydi o Fransızların meşhur şeyi dejavu dejavu etkisi yapmasın diye yine söylüyorum arkadaşlar haberlerde yine yer almış Pelkas biz bunu konuştuk şimdi Bologna ilgilendi, alamamıştı ikinci kez Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyormuş öyle söylüyor. 2.2 milyon euroya transfer edildi. Opsiyonu da var. %15'i falan Yunan kulübüne gidecek. Erol Bulut'un özel transfer ediyor. Ee, 4 milyon euroya falan gidecek diyor. 5 milyon euro piyasa değeri var. Geçen sene 32 maçta 7 gol 8 asisti vardı. Ya 7.5 ederken satacaktın. Bizim sıkıntımız şu. Biz değerlenince satmıyoruz. Sanki ya 7.5'tan kaça çıkabilecek? Sen Fenerbahçe olarak tarihte en fazla kaça satmışsın? 20 milyon euroya satmışsın. Şampiyon olamamışsın. Edememişsin. Ya sat gitsin ya. 7.5. Sat gitsin. 10 tane futbolcuyu 2.2'ye al. 22 yapar. Sat 7.5'tan 10 futbolcuyu 75 yapar. Ya 55 milyon euro bu sene sana takım kurdurur ya. İkinci bir husus. Ya biz gidiyoruz. Küçük tak futbolcu. Küçük futbolcu. Ya küçük futbolcu küçük. Futbolcu. Neyin küçük futbolcusu ya? Allah aşkına neyin küçük futbolcusu? Kim Minji'ye bugün yüksek teklifler var. Hayvan gibi teklifler var. Crespo'ya e, hayvan gibi teklifler var. Bu iki futbolcuyu 30 milyon euroya satacağız desem itiraz edersiniz. Az dersiniz, uz dersiniz. E, geldikleri zaman sövüyorsunuz. Geldikleri zaman kızıyorsunuz. Sallıyorsunuz, atıyorsunuz, tutuyorsunuz. Atıyorsunuz tutuyorsunuz ya. Ya bak Leipzig Atalanta maçını izleyen arkadaşlar Kevin Campbell izliyorlar. Ya diyorlar bizim Salzburg maçları vardı meşhur diyorlar. Ne maçlardı bak Kevin Campbell hatırlayın birinci isim bu. Biz o gün kimi gözümüze kestirdik Salzburg'dan? Kevin Campbell öbür isim kim? Mane Mane. Liverpool'lu Mane var ya. İkisini gözümüze kestirdik o zamanlarda. İkisi çok çok yani prime dönemleri değildi ama kıraima doğru giden dönemler yani en baba dönemine giden dönemler. Biz gözümüze kestirdik. Alalım dedik. Ne dedi Fenerbahçe'nin ukala taraftar kitlesi? Bize daha kaliteli oyuncular lazım. Bize sistem oyuncusu lazım. Bunlar tırt. Bunlar ciguli. Bunlar bilmem işte tinerci bunlar. Barici bunlar yolun ortasında. Bilmem cam silen futbolcular. Lan arkadaş. Al Campbell'ın seviyesi ortada. Mane'nin seviyesi ortada. Diyorlar yani. Üç büyüklerin kapısından döndü. Neymar Fenerbahçe'de denemeye alındı kabul edilmedi. Yok öyle bir şey yok Neymar'a getiriyorduk da olmadı. İşte bilmem ne. A, Diyarbakır Spor'a geliyordu getirmediler. Şimdi meşhur oldu yıldız oldu. Ya sizin bu zihniyetiniz olduğu müddetçe gelmez. Meşhur olmaz. Siz de atıp tutarsınız. Bakın Türkiye'de şu anda Fenerbahçe taraftarının en yaygın özelliğinden bahsedeyim. Çöplemek. Kimi söylersen söyle. Çöplerler. Arkadaşlar forvete Luis Suarez'i getirelim. Ya hocam eski Suarez kalmadı ya. Bitti. Sen bu seneki halinden haberin yok. Lan 13 gol atmış işte bilmem 8-9 asist yapmış. Ya hocam Atletico Madrid'de atleti sen de yaparsın ya. Oynasan yaparsın. İyi tamam çok güzel. Şeyi alalım. Dalinga'yı alalım arkadaşlar. Ya hocam bırak ya. Ya 20-21 yaşında Hollanda ikinci liginde. Ya Hollanda ikinci liginde hocam. Seni koysak 20 tane golüm var ya. Ya basitlik hocam ya. Benim am amcamın, eniştesinin, görümcesinin, oğlunun, eltisinin, yengesinin, dayısının oğlu da orada oynuyor. Sezonda 6 tane golü var ya. E kimi alalım? Vakayemeyi alalım. Ya bırak hocam ya. Nereden alacaksın vakayemeyi falan? Bu penzeyi alalım. Ya bırak hocam. Türkiye Ligi'nde gol kral oldu diye bana futbolcu kesilmesin ya. Maneyi alalım Liverpool'dan getirelim imkanı. Ya bırak hocam ya. Yıllık ücretini nasıl ödeyeceksin ya? Lan her şeye bir bahaneniz var lan. Her şeye bir saçmalamanız var lan. O yüzden de bize futbolcu gibi kim miyici? Ana avrat sövüyordunuz geldiğinde. Vay arkadaş gözü çekik falan filan. Bakın kanalda benim iki tane kim Minji videosu var. Sık, şey Skills videolarını izledim. Dedim ki arkadaşlar gördüğüm şu bak çok iyi hatırlıyorum. Kurduğum cümle de buydu. Çok çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki Fizik olarak şahane duruyor. Yani temastan, gözünü daldan budaktan sakınmayan bir futbolcu. Ama bizim lig daha sert. Hani orada böcük yiyen, işte sıçan solucan yiyen, vuruyor koyuyor Çinlileri deviriyor da hani Türkiye Ligi'nde pastırma yiyorlar, sucuk yiyorlar, mantı yiyorlar. Bizimkileri devirmek öyle basit değil diyordum. İnşallah burada da tutar diyordum. Geldi ortada. Crespo'nun ilk maçı. Çok iyi hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. İşte Rıdvan Dilmen çıkmış demiş ki işte Frey 2 demiş falan filan. Geldim buraya canlı yayındayım. Dedim ki arkadaşlar bak linçleyeceksiniz beni. Dalga geçeceksiniz. Kepslere konu yapacaksınız. Bilmem diyeceksiniz ki bak ne diyor diyeceksiniz. Ben 450 dakika izlemeden futbolcu hakkında konuşmam ama lan bu Crespo çatır çatır topçu. Kütür kütür topçu. Ya siz bunun neyini beğendim şu Rıdvan Dilmen dedim ya. Ya bu adam Fenerbahçe düşmanı mı dedim ya. Bu futbolcu. Siz ne saçmalıyorsunuz dedim ya. Ben Abbi'yi dedim, Aurelio izledim. Bu adam onu andırıyor dedim ya. Abbi'yi Aurelio andıran bir futbolcu. Siz ne diyorsunuz? Tekniği var bu çocuğun. Paslarını falan görmediniz mi? Etmediniz mi? Hırslı. Ya bra hocam Portekiz ikinci liginden geldi. Ya bir etiketi yedi miydi? Fenerbahçe taraftan etiketi yedi miydi? Allah sonumuzu hayır etsin. Kerem Aktürkoğlu. Böyle olacağını bilseydi Ali Koç 500 bin TL imza parası vermez miydi? Verirdi. Verirdi. Peki Fenerbahçe'de böyle olur muydu? Olmazdı. Belotti. Onu da konuşayım dur. ile ilgili bizim için haber yaptılar. Andrea Belotti için. Bakınız videoda net olarak konuştum. Şimdi ben şu anda duyum veriyorum ama böyle diyorlar, şöyle diyorlar. Sonuç bu diye. Sonra diyeceksiniz ki o kanalda Belotti videosu var. Önce onu izleyin, sonra bunu izleyin. Ya da önce burayı izleyin, sonra orayı izleyin. Bakın bakayım doğru mu söylemişim. Arsenal, Milan, Lazio, Everton, West Ham, Hepsi teklifte bulunmuş Belotti'ye. Şimdi Arsenal, Milan, Lazio, Everton, West Ham. Basit bir ifadeyle 6. Fenerbahçe olsa hangisine gider futbolcu? 6. olarak hangisine gider? 6. olarak Fener'e gelir. Origi. Mesela ben ısrarla söylüyorum. Origi Milan'ın bir numaralı adayı. Bir numaralı adayı. Belki adam hem Origi'yi hem Belotti'yi alacak. Alır mı alır. Bir numaralı adayı. Daha bize Origi'yi yazıyorlar. Daha bize Origi'yi yazıyorlar. Sonra anlatamıyorum ben. Gelmeyecek etmeyecek diye. Kızıyorlar. Bakın. Dediğimi unutmayın. Vitor Pereira'nın scout'u çok iyi hocam. Bize bir tane kim bulsun bir tane Crespo. Vitor Pereira kendi değil ki o scout. O bilgilere de ulaştı Mustafa hocanız. Merak etmeyin. Vitor Pereira'nın ekibindeki bir iki arkadaşımız sadece futbolcu izlemek üzere bir çalışma yapıyorlar. Sadece ve e, o futbolcu izleyen bir iki tane arkadaş, iki tane arkadaş diyelim. Gerçekten gözleri çok yani yürüyüşünden bu futbolcu diyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Lövü mü getiriyorsunuz? Getirin. Davumu mu getiriyorsunuz? Getirin. Biyeli mı getiriyorsunuz? Getirin. İsmail Kartal'a devam mı? Getirin. Fark etmez. Şu iki adamı getirin. Fenerbahçe'nin yüzyıllarını korur kurtarırsınız. Belki yüzyıllarını kurtarırsınız. Bugün 10 tane kim getirsen, 2'ye, 3'e alsan, 30'a satsan, 10 tanesini sattığın zaman zaten Fenerbahçe refaha kavuşmuştur. Her sene bir tane kim sat. 3'e al, 30'a sat. 3'e al, 30'a sat. Yıllık da 2 milyon euro ver. Hadi 25 milyon euro karın olsun. Fenerbahçe'nin 100 yıllarını kurtarırsın. Gerçi kıyamet ne zaman kopar Allah bilir de. Bunları getireceksin. Ve Fenerbahçe'nin ukala taraftar kitlesinden uzak duracaksın uzak duracaksın. Bak biz şimdi kimi satsak, Crespo'yu satsak muadilini bulamayız. Çünkü bizdeki futbol aklı tırt. Bizdeki futbol aklı her şeye kulp bulan türden. Her şeye kulp bulan türden. Kimse beni yanlış anlamasın arkadaşlar. Ben kimseye hani hakaret etmek istemiyorum, laf sokmak istemiyorum ama her şeyi de bilmeyin ya. Bak size bir duyum vereceğim. Çok klas bir duyum vereceğim. Fenerbahçe'nin pilot takım partner takım. Yani 2 P. Pilot partner. Pilot takım şudur. Adını sanını değiştirirsin. istersen alırsın. Yönetimi sana ait olur. Transferleri sen yaparsın. Teknik yetin. Hani giderinin hepsini sen karşılarsın. istediğin futbolcu oynatırsın. Bu pilot takım. Partner takım şu. Çeşitli anlaşmalar yaparsın. Misal veriyorum. Biz size Arda Güler'i verelim. Kesinlikle her maçta oynatın satıldığı zaman yüzde ikisini size vereceğiz diyeceksiniz. Arda Güler'in yıllık ücreti bizden. Siz de oynarken. Siz sadece oynatın diyeceksiniz. Kim bunu kabul etmez? Herkes kabul eder. Partner takımları seçtik. Çok sayıda partner takım seçtik. Hatta e, artık detaya giriyorum. İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı takımlar. Bursa'daki bazı takımlar ve Bursa Spor bir de Kocaeli mi diyeyim, Gölcük mü diyeyim o taraftakiler? Ee, o bölge yani Marmara bölgesinin bir kısmı diyeyim. Kocaeli Sakarya'dan çok uğraştık ama Sakarya'dan elde edemedik sanırım. Bolu'yla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bolu kabul etmedi sanırım. Tahmin ediyorum yanlış anlaşılmasın. Kırklareli Spor aslında çok müsaitti. Sanırım imkanlarını falan beğenmedi konuda. Zonguldak Spor Mesut Özil'e yapılanlardan sonra kabul etmemişlerdir muhtemelen. Ama İstanbul Anadolu yakası, Bursa Gölcük bu taraflara bakın, partner takım, pilot takım buralardan çıkabilir. Ben uyarıyı yapayım. Mustafa Denizli bu arada açıklamalarda bulunmuş. Duydunuz mu bilmiyorum. Ee, şeyden sonra Ceket e, Nihat Özdemir'den sonra TFF başkanlığı için biliyorsunuz adaylığı iddia edilmişti. Mustafa Denizli'nin açıklamada bulunmuş. Kısaca diyor ki böyle bir görev için adımın geçmesi onur verici ancak ben talip değilim. Ama bak açık kapıya bakın. Tüm kulüplerin bu yönde bir isteği olursa ve bana ihtiyaç varsa görevden kaçmam. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Ben başkan adayı olurum. Başkanlık da yaparım ama korkuyorum. Çünkü bu bir girdap içine çektiğini boğup öldürür. Yani Göksel Gümüşdağ'ın, Hüsnü Gürel'in, Ahmet Nur Çebin'in falan filan ismi geçiyormuş ama geçiniz. Mesela Hamit Altıntop. Hamit Altıntop'u federasyon başkanı yaparsanız hayırlı uğurlu olsun. Türk futbolu topa dönüşür. Sürekli her gün direkten döner. Hamit'in futbolculuğunda da öyleydi bilenler bilir. Ben şunu söyleyeyim. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Ve kapanmadan size güzel küçük bir intro daha izletmek istiyorum müsaadenizle. Evet golvar.com'un katkılarıyla bu videoyu da izlettirmiş olduk arkadaşlar. 23.000 abone için teşekkürler. Destekleriniz için teşekkürler. Transfere dair şöyle güzel bir canlı yayın yapasım var ama Ramazan ayındayız. Sizlere ne zaman uyar bilmiyorum. Şu derbiyi bir atlatalım. Kafamız biraz rahatlasın. İnşallah bir gün sadece full transfer duyum yayını yaparız. Ben size saatini de söylerim. Geniş katılımlı güzel bir yayın yaparız inşallah. Hem üyeler hem aboneler. Hepsi bir arada. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar hepinize. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bu kanaldasınız. Görüşmek üzere.